Evet, her şeyimiz hazır. Motoru çalıştırmamak için bir sebebimiz yok. Yavaştan bir marş basmayı deneyelim. Umarım aküyü bitirmediysek. Şuralardan ben merak ettiğim bazı şeyler var. Neler değişecek diye. Keşke ekranın tamamını sığdırabilsek. Sanal bilgisayarda oluşturduğumuz için yukarıdan aşağıya tüm listeyi tek bir sayfada göremiyorum. İlla aşağı yukarı yapıyoruz. Elimizden geldiğince birlikte bir şeyler yapalım. Artık marş basalım. Evet, bakın marşa basmamla zaten araç şu an benzinde. Biraz da homurdanıyor. Galiba akü konusunda biraz sıkıntılarımız var. Neyse, sorun değil. Direkt engine speed devir bilgimiz geldi. Altında turbin speed geldi. Normal şartlarda turbin speed araç hareket etmezken vitesteyken sıfırda olacağından bahsettik. Şu an belli miktarda önyar olması normal. Siz bir aracı boşa alıp, normal vitesli aracı boşa alıp ön tekerlekleri kaldırsanız da motoru çalıştırdığınızda tekerleklerin döndüğünü görürsünüz. Bu da aynen benzer durum. Yani böyle bir durumla karşılaştığınızda lan ne oluyor, biz daha aracı vitese takmadık, türbin niye dönüyor falan gibi düşünmeyin. Aşağılara indiğimizde zaten şu an gearbox input speed vitese herhangi bir vites kutusuna herhangi bir giriş hızı yok. Çünkü araç zaten boşta ve yürümüyoruz. Ondan sonra guide pressure 2.7 bar. Oil pressure 2.7 bar. Evet. Tahmin ediyorum aracın devrine göre, motorun devrine göre bunlar da ayarlanacak. Zaten hemen altında göründüğü üzere gearbox oil pressure, the pressure must be from'da 2.5'ta 3 bar yazmış amcamız. 2.5'la 3 bar arasındaysa solenoidlerimizle ilgili zaten bir problem yok. Ana solenoidlerimizle ilgili. Solenoid Activation Valve %100'de şu an. Evet. Şu an kendi kendine 17 dereceyi buldu. Changing Valve Economy Pattern'de. Asıl bir yandan da ısıtırken onları da görmek istiyorum. Yukarıda önemli bir şeyler var mı acaba kaçırdığımız? Şu otomatik şeyden yukarısında. Vallahi hiçbir şey yok. Şu devirle mevirle çok bir işimiz yok. Burayı size söz motoru ısıttıktan sonra da göstereceğim. Hani sıfır olduğunu. O yüzden aşağı kısımdaki bilgiler daha önemli olduğunu düşündüğüm bilgiler. Aracım şu an LPG'ye geçti. Ha, tork konusu zaten bakın şu an 12 Nm, 14 Nm falan şeklinde değişiyor. İlk başta hatırlarsanız motor kapalıyken 108 okumuştu. Son halini demek ki kaydediyor. Ya da o şekilde bir sabit var kendisinde. 19 derece. Bakalım bir vitesi alalım. Daha doğrusu ilk başta bir boşa alalım. Neler oluyor? Evet, boşta. Şöyle bir yukarı hemen hızlıca gezelim. Ha, arka taraftaki şeyi de sökmüştük zaten, çok güzel. Park sensörünü, artık konuşmayacak park sensörü. Şu şeyi bir size göstereyim direkt. Zaten aracı vitesi aldığım anda şuradaki türbin hızının araç hareket etmediği müddetçe sıfırda kalacağını. Aracı vitesi aldık. Bakın türbin hızı direkt sıfıra düştü. Ve araç ayağımı frenden çekmemle ya da el freni indirmemle yürümeye kalkacaktır. Bakın basınç arttı otomatik olarak. Niye? Çünkü şu an biz zorluyoruz aracı. Yürümediğiniz müddetçe bu basınç artmaya devam edecek. Şanzıman yağ sıcaklığımız 20 derecedeydi. Vites kolu pozisyonumuz D'de. Tekrar boşa alalım. Neutral cold. Geriye alalım. Retarder şeklinde gene aynı geri vitesin şeyi geldi. Bilgisi geldi. Şu devir bilgileriyle çok bir şeyimiz yok. Aşağıları görmek istiyorum. Pattern, ekonomi pattern şeklinde hala bize bilgiyi veriyor. Enteresan. Demek ki daha soğuk olduğunda acaba neler gelecek? Şuralardan bir bunları değiştirmeyi denediğimizde neler oluyor? Kur grip pattern geldi yine. Zaten ekranımızda da her şey ortada. Şimdi o kuralımızı bir uygulayalım. Biz ne dedik? Motor çalışacak. 30 saniye bekleyeceğiz dedik. Daha sonra dedik aracı R'ye alacağız dedik.
R'de bir 30 saniye bekleyeceğiz dedik. Artı 10 derecenin üzerindeyse eğer araç. Bakın. Aracımız artı 10 derecenin üzerinde. Saydık 30 saniye kadar beklettik bu şekilde. Ona göre çünkü yağ basıncı sürekli olarak bakın bir değişkenlik gösteriyor. Tam olarak bir kendine henüz yağın farklılıklarından kaynaklı şeye oturtamıyor. Düzene oturtamıyor. Niye? Çünkü aracın şanzımanın içerisinde hala ortada soğuk yağ da var, sıcak yağ da var, ısınmış yağ da var, partikülleri olan belli bir kısım yağ var, partiküllerinden ayrılmış bir yağ var. Belli bir kısmında da. D'yi aldık, bekliyorum bir 30 saniye. Acaba kaloriferimizde bir hayat var mıdır merak ediyorum. Biraz üşür gibi oldum işin gerçeği. Çok hafiften geliyor, evet. 23 dereceye çıktı. Boştaydık. Geriye alalım tekrardan. Benim bu şekilde yaptığım işlemler sonucunda aracın sanki en çok geri vitesteyken daha hızlı bir şekilde şanzımanın ısındığını gördüm. Aklınızda bulunsun. Çok soğuk bir ortamdaysanız geri viteste bekletmeyi biraz daha fazla arttırabilirsiniz. Bu ısıtma işlemi için. Merak ettiğim şey, el frenim çekili, ayağımı frenden çektiğimde neler olacak? Bir değişiklik var mı? Hafif gaz verelim. Ha, gaz vermeme rağmen herhalde el freninin çekili olduğunu farkında olduğu için araç şeye izin vermiyor. Direkt geri ayarlatıyor yani. Yirmi derecede devam ediyor. D'yi aldık. Ayağımızla frene bastık. Keşke daha soğuk bir ortamda bunları deneyebilsek. Belki de daha keyifli olacaktır. Şu ana kadar ilginç gelen sadece neutral cold kısmı bana. Acaba buradaki cold'un anlamı gerçekten hani şanzıman yeterince sıcak olmadığı için mi, farklı bir yöntem mi belirliyor kendine? Yani sıcaktayken ki boşuyla soğuktayken ki boşu farklı mı? Merak ettiğim unsurlardan bir tanesi. 28 derecedeyiz. Geriye alalım tekrar. Bekledik. Bakın zaten araç şeydeyken daha hızlı bir şekilde sıcaklık yükseliyor. 29 dereceye yükseldi. Boşa aldım. Bekliyorum bir 30 saniye kadar. Evet. Direkt gaz pedalının bilgisi geliyor bu durumdayken. Az önce şeyde vites üzerindeyken, vitese takılıyken gaza bastığımda bu kadar ilgili bir şekilde gelmiyordu hemen bilgi. Yukarı gittiğimizde aracın bakın şey kısmı da, türbin hızı da aynen rolanti ile beraber yükseliyor. Size bahsettiğim gibi aracın tekerlekleri yerden kesilmiş olsa, siz boşta bile tutsanız belli miktar döndüğünü görürsünüz. Çünkü idler gear dediğimiz bir şey vardı düz şanzımanlarda. Bizde de buna benzer bir durum gerçekleşiyor. Yağ basınçlarını incelediğimizde
Güzel gözüküyor. Guide pressure kılavuzla basıncıyla üstteki aşağı yukarı aynı geliyorlar. Aynen öyle. Pek bir farklılık yok. Şu an 32 derecelerdeyiz. Bakın araç çoktan LPG geçeli o zaman geçti. Yani motor suyum şu an aslında şanzımandan daha sıcak. İşin gerçeği. Hani onu da keşke bir gösterebilme şansım olsaydı. Dijital bir şekilde daha keyifli bir videomuz olurdu. Isıtalım, devam edelim. Manuel kısmını alalım. Manuel kısmındayken 2'ye aldık. 3'e aldık. 3'ten yukarı zaten. Zaten en ufak bir kalkmaya kalktığınızda normal şartlarda şanzımanda bir problem yoksa araç kendi kendine vites düşürecektir. Kendi kendine bir gaz yedi garip bir şekilde. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Tekrar deneyelim. Ne oldu? 3'teydik. 3'ten evet, vites değiştirdiği sırada galiba bir yağ basıncından vesaireden bir sebepten kaynaklı kendi kendine devirleniyor araç. İlginç. Sport lava çalışıyor. Evet. Beş derecelerdeyiz artık. Peki merak ettiğim bir şey var. LPG'den benzine geçince bir sıkıntı var mı acaba? Gördüğü bir sıkıntı yok. Şu an benzindeyiz. Vitesi alalım. Isıtmaya devam edelim. Motordan gelen torku da görüyorsunuz. Zaten boşa aldığımızda tork anında düşmeye başlıyor. Dediğim gibi en enteresan tarafı geriye aldığınızda şanzıman yağ sıcaklığı daha çabuk bir şekilde yükseliyor. Tahmin ediyorum şu guide pressure ve oil pressure'ın daha yükseğe çıkmasından kaynaklı olduğunu. Zira drive'layken sanki o kadar yüksek basınçlara çıkmıyor gibi görüyorum ben. Sanki geriye aldığımızda oil pressure direkt 3'lerin üzerine çıkıyor. Ayağımı frenden çektim. El freniyle araç duruyor şu an. Azıcık gaz versek ne olur? Bir tane daha frene basıp da verelim ve el frenini yemeyelim. Oo. Bu arada bir çat diye ses duydum. İlginç. O çat diye ses de büyük ihtimal motor kulağının sesi falan olabilir ya da bilmiyorum. Gaz verdiğimiz anda zaten basınç alıyor başını gidiyor. Çünkü araç yürüyemediği için sıkışıyor ya.
şuradaki Changing Love'da bazı değişimler olur diye bekliyordum ama istediğimi tam alamadım işin gerçeği. Şöyle daha soğuk bir zamanda burayı görmek istiyorum. Hazır LPG'ye geri geçelim o zaman. Şu an LPG'deyiz. Aracımız LPG'ye geçti. Parka aldık. Tekrar R'de bekleyelim. Tekrar D'ye aldık. Şu an 50 derecelerde. Zaten bakın cümlenin açılımında şöyle bir şey diyor. Eğer diyor şanzıman yağı diyor. Dış ortam sıcaklığından diyor. Eğer dememiş aslında olmalı demiş burada. Soğuk olarak tabir edilmesi için diyor dış ortam sıcaklığından diyor az ya da diyor ona eşit olmalıdır diyor. Sıcak olduğunu düşünmemiz için yani ılık sıcaklığında kötü sıcaklıktan bahsetmiyoruz. Dış ortama eşit ya da dış ortamdan sıcak olması beklenir diyor. Excessive olarak yani çok aşırı ısınmış olarak tabir ettiğimiz zaman ise diyor 125 dereceden yüksek olması durumudur. Şu an 52 derecede aslında arabanın tam istediğimiz yürümesini isteyeceğimiz halinde. Ki motor suyu sıcaklığım şu an 80'ler civarında. Yani AL4 aslında motordan daha soğuk bile hatta şu an. O yüzden demem o ki daha şanzıman hiç ısınmadan etmeden yola çıktığınız anda bir hatayla karşılaşıyorsanız direkt şanzımanın soğutulması ile ilgili değil bu seferki sorunuz. Başka bir problemimiz var demektir. Peki el freni indirdiğimizde bir fark olacak mı? Yok. İşte elektriğimizi falan tam olarak sağlamış olsaydık bir yürürdük bile bir miktar.
Şanzıman ısıtmalımız da bu şekilde arkadaşlar. Canlı veriler eşliğinde gördük. 56 dereceye kadar ısıttık. Uygun olan bir sıcaklık. Zira kılavuzunda da şundan bahsediyordu. Tamir kılavuzunda. Yağ boşaltırken şanzımanın sıcak olmasından ve 50-60 derece sıcaklık aralığında olmasından bahsediyor. İçindeki partiküllerden tamamen kurtulabilmemiz için. Partiküller vesaire yağ iyice yağın içerisinde çözülmüş bir şekilde boşaltabilmemiz için de. Herhangi bir problemimiz yok. Araç yürümeye hazır. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.